Arkadaşlar şu an Pakistan-Hindistan sınır kapısındayım. Burada Pakistanlı ve Hindistanlı askerler birbirlerine şov yapıyorlar. Çok acayip bir olay. Birbirlerine gövde gösterisi ve şovlarla ezmeye çalışıyorlar. Abi kendi ülkemiz gibi savunuyoruz, adamlar oynamıyor ya. Yok mu öyle bir şey ya? Morning arkadaşlar, neredeyiz? Lahor'dayız, Pakistan'dayız. Bugün çok ilginç bir yere götüreceğim sizleri. Yanımda Süleyman var. Solo da buradaydı tabii ki. Şimdi buradan Hindistan sınırına gidiyoruz. Lahor ve Hindistan, yani Pakistan-Hindistan sınırında çok değişik bir seremoni yapıyorlar. İki ülkenin askerleri sınırda boy gösterisi yapıyor arkadaşlar. Birbirlerine böyle atarlı gösteriler falan, böyle seyirciler destek veriyor. Bu her gün oluyor. Şimdi taksi çağırdık. Yaklaşık olarak 4-5 dolar civarında bir saatlik yol gideceğiz. Taksi gelsin, sınıra gidelim. Orada detayları anlatacağım zaten. Gerçekten hayatınızda göreceğiniz en farklı sınır olabilir. Hep birlikte göreceğiz. O zaman yeni videomuz başlıyor. Şimdi şöyle bir problem var. Burada taksi uygulamaları var. Karif miydi öyle bir şey, bir de Yango var. Yango'dan taksi çağırdık, 3 defa denedik. Lan geçti bu. Ama şey yapmadı. Gitmiyorum dedi. Ya ileriye gitti bu ya. Uygulama aynı anda hem bunu hem onu çağırmış. Allah Allah. He ama bu gözüküyor şey dedi. Alıcı bu gözüküyor. Abi uygulama. Okay guys. You know, you fight each other. Whoever wins, we go. No fight. İki kişi ben oraya gitmiyorum dedi. Şimdi iki tane geldi. Bir elini ayar yok ki bunlar. Bro, selamun aleyküm by the way. How are you? I'm fine. Brother. Tent area. Ha? Tent area. Corner not allow. Right? Tent area? Yeah. Corner? Yeah. Not allow. Why not? Alternate road, but long route. Okay? What do you mean for not allowed, brother? Hold in, yeah. Other road? Yeah. Long route. Yeah. Tent, small air. Yeah. Route. But tent area, army not allowed foreigner. Arkadaşlar şimdi az önce bir şu yoldan gidemeyiz muhabbet olmuştu ya. Şurada arkamızda askerler çevirdi. Dedi buradan gidemezsiniz. Abim haklıymış. Biz tokatlamaya çalışıyor sandık da adam doğru söylüyormuş. Oradan turistler gidemiyormuş. O yüzden geri döndürdüler bizi. Uzun yoldan gideceğiz mecbur. Arkadaşlar şimdi sınıra geldik. Burada çekmesem. Sınıra geldik. Fazla çekmeyeceğim şimdi. Sınır kapısından içeriye gireceğiz. Fazla da uzun sürmedi aslında. Bir 40 dakikaya geldik. Bakalım ne olacak. En sonunda o kadar güvenlikten geçtik ve geldik. Taksici abim dedi ki burada dedi internet yok, hakikaten de yok. Telefon aramaya bile çekmiyor burada. O yüzden dedi bak dedi sıkıntı yaşarsınız buradan dönüşte dedi. Gelin dedi anlaşalım sizle. Ben sizi dedi bekleyeyim. En az 4-5 saat. Yani şu an içeri girdin, gösteriyi izledin, onu yaptın, bunu yaptın. Bir de tam akşamüstü olacak. Gün batımına doğru bitecek. Zorluk çıkarmayalım dedik, şey olmasın. Gidişi, dönüşü, toplamını beklemesiyle 5000'e anlaştık. O da aşağı yukarı 18 dolar yapıyor. Yani 9 dolar düşmüş oluyor abi. Hem gidiş hem dönüş. Böyle bir şeye anlaşmış olduk. Dedik ki biz onlarda bekleme, gel sen de tezahürat yap dedik. Onu da aldık yanımıza. Ona da bir güzellik olsun artık. Bro, can we buy like a water or anything from inside? Yes. Yeah. Water, okay. Food, it's all there. Okay. İçeriden buluruz. İçecek mi içecek? Şimdi gidelim abi, yerimizi alalım. Bakın burası çok çılgın bir şey arkadaşlar. Senelerdir iki ülkenin birbirine gösteriş yaptığı yer burası. Şu bayrakların da şeyi var, hikayesi var. Onu da söyleyeceğim sizlere.
Seyahat ederken tabii ki benim de ek gelirlere ihtiyacım oluyor. Şimdi sizlere güvenilir bir ticaret sitesi olan Binomo'dan bahsedeceğim. Ben de Binomo sayesinde ek gelir elde ediyorum ve seyahatlerimde masraflarımı aza indiriyorum. Şimdi gelin Binomo'da sizinle birlikte bir işlem açalım. Gördüğünüz gibi Binomo'nun arayüzü çok basit. Buradan neye işlem yapacağınızı seçiyorsunuz ve buradan da gerçek hesap ve demo hesap arasında geçiş yapabilirsiniz. Demo hesabınızda sınırsız parayla istediğiniz kadar deneme yapıp kendinizi geliştirebilirsiniz. Şimdi şöyle grafiğe bakıyorum ve bu grafiğimizin yukarıya gideceğini tahmin ediyorum. 3000 liralık bir işlem açtım. Hadi bakalım. Evet, gördüğünüz gibi tahminim doğru çıktı ve 3000 TL karşılığında 5550 TL hesabıma geçti. Buradan anlık olarak da paranızı yatırıp çekebilirsiniz arkadaşlar. Bu arada sizlere Binomo'nun Ramazan'a özel yardım kampanyasından bahsetmek istiyorum arkadaşlar. 10 Nisan'a kadar İstanbul'un dört bir yanına evsiz kediler için içinde su ve mama bulunan 150 tane markalı ev bırakacaklar arkadaşlar. Binomo'nun kedi sayfasından haritaları görüntüleyebilirsiniz. Siz de buraya mama bırakıp kedileri sevebilirsiniz arkadaşlar. Sadece kedilere özel mi? Hayır. Türkiye'nin dört bir yanındaki yatırımcılar için de 17 Nisan'a kadar uygulamaya kayıt yapıp ilk bakiye yüklemenize MacBook Pro kazanma şansı var. Bu arada açıklama kısmındaki İlyas Mutlu promosyon koduyla da ilk para yatırmanıza %50 bonusu almayı unutmayın. Evet, böyle sınıra doğru gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi önde görüyorsunuz iki tane bayrak var. Biri Hindistan, biri Pakistan bayrağı. Hindistan 110 metre bayrağı dikiyor. Pakistan da hemen onun diktikten sonra 122 metre dikiyor hemen onun ardından. Ya böyle var ya. Şey gibi, az sonra zaten kapışmaları da izleyeceksiniz arkadaşlar. Tabii ben de ilk defa göreceğim ama hani başkalarının videolarından gördüğüm kadarıyla böyle ilkokul oyunlarda hani tezahürat yaparlar. İki ilkokul çocukları savaşır ya, böyle kapışırlar futbolda, başka bir şeyde. Onun gibi abi birbirlerine askeri şov yapıyorlar. Çok değişik, eğlenceli. Bakın burada böyle fotoğrafları da var zaten. Bayağı eğlenceli bir şey olacak gibi. Bu arada yani evet, burayı belki başka gezgin arkadaşlardan falan da izlemiş, görmüş olabilirsiniz. Ama benim baktığım kadarıyla herkes Hindistan kısmından izlemiş arkadaşlar. Herkes Amritsar diye tarafı zaten burası. Burası Lahore tarafı, orası Hindistan tarafı da Amritsar tarafı. Genelde herkes Hindistan tarafından gelmiş, burayı göstermiş. Biz ilk defa Pakistan tarafından geliyoruz. Pakistan tarafından izleyeceğiz. Bakalım burası nasıl olacak. İlginç bir deneyim ya. Bu arada işte çanta manta hiçbir şey almadık. Hepsini arabaya koyduk. Kameraya, telefona falan izin veriyorlar arkadaşlar. Pasaportunuzu da yanınızda getirmeniz lazım. Pasaport kontrolü de yapılıyor. Şu an üstümde tek bir kamera, telefon, pasaport ve para var. O kadar. Evet, müziğimiz de var arkamızda. Abi şimdi burası giriş kısmı, henüz açılmadı, erken geldik. Bakın böyle insanlar da bekliyor. Birkaç kişiyle de tanıştık burada. Şimdi buradan bir şeyler içeceğiz, birazcık oturacağız. Bir 20-25 dakika sonra içeriye almaya başlayacaklar. Seremoni 4.30-5'e doğru başlayacak. Ama ondan önce de mesela 1-1.5 saat böyle hazırlıkları falan izliyorsunuz. Yani onları görebiliyorsunuz. Oturacağız. Yani toplamında aslında burada bir 3-3.5 saat vakit geçiriyorsunuz arkadaşlar. Buna değer mi? Değer. Selamun aleyküm. I am good. Elhamdülillah. You? Türkiye. Türkiye. Yeah, Türkiye. Nice to meet you too. First time in Pakistan. Huh? First time in Pakistan. First time Pakistan. Nice to meet you. Nice to meet you too. Thank you. Thank you very much. Ne olmuş? Oo, bana kola almış kardeşim ya. Yavaştan içeri girmeye başlıyoruz. Şöyle bir sıra oluştu. Biz de kuyruğun arkasına geçiyoruz. Devam abi. Bak, bugün tezahüratlarla falan coşturacağız burayı. O gün bugün arkadaşlar. O gün bugün. Abime de macera çıktı bugün ha. Şimdi arkadaşlar bakın, böyle İslami okuldan arkadaşları getirmişler. Yani buranın imam hatibi herhalde. Böyle arkadaşlarımız hocalarla birlikte tezahürata gelmişler. Yani okul gezisi. Sınır kapısına okul gezisi düzenliyorlar arkadaşlar. Öyle bir şey işte. Farklı.
Bu abimiz de bugün sabah böyle bir yere geleceğini tahmin bile etmemiştir. Abime macera oldu vallahi. Ama dediğim gibi yanında çok... O da geldi bugün eğleniyor bizde işte, hem de parasını kazanıyor. Bugün akşama kadar çalışsaydı belki bu kadar para kazanamayacaktı. Arkası komple hacı hoca oldu. Kontrolden geçiyoruz abi. Selamünaleyküm. Geçtik. Arama arama da yok artık. Şuralardan bir yerden şey bulsam. Şöyle bandana mandana bir şeyler. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Ve aleyküm selam. How are you? I'm fine. I'm fine too. What's your name? Muhammed Şekil. Muhammed Şekil. İlyas my name. O Zindava. Zindava. Süleyman Bey. Süleyman. Süleyman. Yes. İlyas my name. Or abi Johanna. Thanks. What's your name? Ordu Nakova. No, Ordu. Nakova. Harman. Süleyman. Just try. And my friend İlyas. We are from Türkiye. Today we support Pakistan. Yes. Yes. Sari sport Turkey diye. Sorry. Sari sport total sport Turkey diye. Türkiye, Türkiye Pakistan. Ah inşallah. Zinda bak inşallah. Başlayalım. Başlayalım. Hard time hazır. Elhamdülillah. Bu arada arkadaşlar hani ara sıra videolarda görüyor musunuz? Pakistan zindabar deniyor. Bu Pakistan'ın hani böyle özgürlük şeyi gibi bir sloganıymış arkadaşlar. Pakistan zindabat. I'm good. How are you? Hey. Elhamdülillah. Good. Türkiye. Yeah, Turkey. Maşallah. Şimdi şöyle bir durum var. Bak biliyorsunuz Hindistan'ın nüfusu yani 1.4 milyon milyar civarında. O yüzden onlar buraya fazla asker yığabiliyor. Yaklaşık olarak 250 bin civarında bir asker sayısı var Hindistan'ın burada. Ama Pakistan'ın ise 25 bin civarında bir askeri var. Ve Pakistanlı askerler genelde iri yapılı arkadaşlar. Buraya onları göndermişler. Böyle 2 metre boylu postlu askerlerden göndermişler. Bakalım birazdan göreceğiz neler yaptıklarını. Böyle birbirlerine atarlı giderli şov yapıyorlar böyle. Aa, çok eğlenceli olacak. 50? Okay. Arkadaşlar, abim beni boyadı burada. Can you... Come boys. Lime choco. Abim nasıl olduk ama? Oo var ya şekil şükür. Bakın şimdi siz tezahürata var ya. Oo. Hey, ne yaptın ya? Sen gittin orada parayla mı aldın onu? Bedava mı yaptı sana? Bedava yaptı. Vay be. Görüyor musun? Kardeş dedik. Kardeş dedik bağrımıza bastı. Elini aldı bizden. Seslendim. Geç kaldın. Adam direkt yapınca. Yeah, of course bro. Let's go. Süleyman işini bilir. Biz 50 kağıt verdik şuna. 50 de bir şey yapmıyor. Kazansın ya. Pakistan'sın da var. Senin bayrak daha mı büyük yoksa? İlyas. İlyas. My name. In which city problem? Ha? In which city? Which city? City. Antalya. Antalya, Antalya. Selamun aleyküm. Aleyküm hello. Adam ikisini mixledi ya. Aynen aynen. Kanka bak şimdi bunlarda böyle bir şey var. Bunlar şey demiyorlar. Genelde özellikle Pakistanlarda çok var, tamam mı? Bunlar Müslüman olmayan insanları. Genelde bu yani birçok İslam ülkesinde var. Sen selamun aleyküm desen bile onlar sana en fazla ve aleyküm derler. Evet, evet. Ve aleyküm selam demezler. Birkaç kere yolda karşına çıktı. Sadece Müslüman Müslümana bir aleyküm selam der. Aynen. Asker soralım abilerimiz bakalım. Bir çekebilir miyiz? Maybe we can. Esselamu aleyküm. Selamun aleyküm. How are you, buddy? Good? Bye, we are from Turkey. If you don't, do you mind, can we just record you? Yeah. Can we record? Oh, not record you here. We are just only in progress and practice. Oh, get okay. Ready. Yeah, no problem. Ready. Okay, okay. No problem. Thank you. Okay. Abi, Hindistan tarafı tabii ki daha kalabalık. Oranın tribünü daha büyük. Ne yapıyoruz? Direkt gidiyor muyuz? Selamun aleyküm. Nereye gireceğiz? Girdik abi. Şu içeriden ön sıralardan bir yer alalım. Hangi ön sırayı alalım? Güneş buradan geliyor. Bence şuradan alalım ya. Görüyorsunuz abi bak. Burası küçük bir tribün. Hindistan'a bakıyorsunuz. Ali Sami'nin stadı gibi mübarek. Kur'an okunmaya başladı arkadaşlar. Orada da Çinliler var.
Fotoğraf çekiyorlar galiba. Abilerle fotoğraf çekindik şimdi de. Görüyorsunuz mu abi? 2 metre adam. Şuna baksana ya. Birazdan şov yapacaklar. Devam abi. Tezahürat yapıyoruz. Daha başlamadı ama birazdan başlayacak. Abi adamlar orada coşuyor bak. Şov yapıyorlar. Millet tezahürat yapıyor. Biz oturuyoruz, böyle hiç mi olur ya? Olmaz abi ya. Onunla ya bir şey yapsınlar artık ya. Karşı tarafta öyle bir parti var ki halk coşuyor orada, coşuyor. Bizimkiler oturuyor ya. Abi kendi ülkemiz gibi savunuyoruz, adamlar oynamıyor ya. Yok mu öyle bir şey ya? Tezahürat lazım, tezahürat. Sesimiz kısıldı ya. Vallahi sesimiz kısıldı ya. Türkiye, Türkiye. YouTube channel. Anne İlyas Kutlu. Neyin içine düştük biz ya? Abi böyle bir yer ya, böyle bir yer. Haydi savaş başlıyor, haydi. Davulcu, vur davula. Haydi. Aynen. İnşallah bunlar da yürek vardır da bağırırız. Pakistan! Pakistan! Zindabad! Pakistan! Zindabad! Zindabad! Zindabad!
karşıdan da geliyorlar. Önce kadınlar. Ayakları bayağı kaldırıyorlar. Yeah!
fotoğraf çekiyorlar. Biz çekmeyelim, boş ver. See you later. Allah hafız. Abi bildiğiniz stat çıkışı gibi oldu burası. Ortalık insan seli. Çıkarken trafik de öyle olur diye düşünüyorum. Yani şimdi şu kalabalıktan sıcağı sıcağına... He? Işık aşağı. He? What do you think? Yes bro. Yes bro. Yeah. Yes, yes. şimdi sıcağına sıcağına konuşalım. Where are you from? Türkiye. Oh yeah. Are you Muslim? Elhamdülillah. şimdi arkadaşlar. Şöyle bir şey var. İlk başta geldiğimizde evet tabii ki Pakistan tarafı çok kalabalık gibi değildi ama sonradan full doldu her yer. Bu seremoni, bu gösteri her gün yapılıyor arkadaşlar. Her gün bu saatlerde. Hello. Sadece kış sezonu ve yaz sezonu var. Mesela kış sezonunda 4.30'da başlıyorsa yaz sezonunda 5.30'da başlıyor arkadaşlar akşamüstü. Ve bazı sezonda da sabah da yapılıyor arkadaşlar gün doğumuna karşı. Siz gelmeden onlara bakarsınız. Evet, o 122 metrelik bayrak. Orası da 110 metrelik bayrak. Neyse arkadaşlar. Gördünüz önce Pakistanlıları çok coşturamadık. Şimdi bak Hindistan tarafı biraz daha eğlenceli olabilir. Gördüğüm kadarıyla söylüyorum. Çünkü orası bildiğiniz stadyum gibi. Stadı daha büyük. Yani tribünleri daha büyük. Ve daha fazla... Thank you baba. Ha? Bu arada biraz para verelim. Ha? Bana bu yapmadı, sen yapma. Sen ver. Ha? I'm Hashim, there's a face painter. You're Turkey? Turkey, yes. Pakistan, Turkey. Yes. Yeah, of course you can. You don't mind? Yeah, yeah, of course you can. Thank you. No problem at all. Yeah, with me video, the video. Okay. Okay. I'm Hashim. 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 Nice to meet you. Face painter. Nice to meet you. Ilyas, my name. Okay, nice to meet you. Nice to meet you. Pakistan. Orada bir abimiz durdurdu. Şöyle rozet mozet de taktı. Şimdi arkadaşlar. Yani Hindistan tarafı biraz daha eğlenceli olabilir diye düşünüyorum. Çünkü çok kalabalık. Ya tabii nüfus oranına göre, bütçe oranına göre, askeri orana göre baktığınız zaman tabii ki bir üstünlük olabiliyor. Ha, sadece böyle bir şey yapmışlar ve her gün 77 yıldır bu gösteri yapılıyor burada. Güç gösterisi. 77 yıl. Yani dile kolay. O zamandan beri bu etkinlik devam ediyor. Her gün. Çok garip bir şey. Yani dünya üzerinde görebileceğimiz en farklı etkinliklerden, en farklı sınır kapılarından birisi olsa gerek. Şimdi abimizle artık Lahore'a geri döneceğiz. Okay, take picture. Abi biz burada ünlü olduk ya. Abi gördüğünüz gibi burada durmadan fotoğraf çekiyoruz ya, var ya. Ben hayatımda hiç bu kadar fotoğraf çekildiğimi bilmiyorum ya. Oh, meşhur olduk. Gördüğünüz gibi sonradan bayağı otobüsler gelmiş. Şöyle her yer otobüs. Abim burada kokonat satıyor. Kokonatı kesmiş, suyu da var, içi de var. Şurada çift katlı otobüsümüz var. Neyse şimdi Lahore'a geri dönüyoruz arkadaşlar. Güzel bir deneyimdi. Eğer buralara gelme planınız olursa Hindistan tarafından da Pakistan tarafından da kesin buraya uğrayın arkadaşlar. Şöyle bakın abilerim. Çok değişik bir atmosfer ya. Yaşanması gerekiyor. Abime de teşekkür ediyoruz. Bir sonraki bölümde başka maceralarda görüşmek üzere diyoruz. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Pakistan'dan sevgiler, selamlar.